Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'de ilk defa gerçekleşen bir projeye imza attı. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz suyu kalitesinin belirlenerek Uluslararası Denizcilik Örgütü standartlarına uygun hale getirilmesi için TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ortaklaşa 2013 yılında proje çalışması başlatıldı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden 14 bilim adamı Mersin Bilim 2 araştırma gemisiyle İskenderun Limanı'ndan başlayarak Akdeniz kıyısında araştırma gerçekleştirdi ve Bilim 2 gemisi çalışmanın son ayağı olan Marmaris Körfezi'ne ulaştı. 6 milyon lira harcandığı öne sürülen projenin bilimsel raporları Eylül ayında bakanlık tarafından açıklanacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren ODTÜ Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Tuğrul, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Projenin iki ana amacının bulunduğuna değinen Tuğrul şöyle konuştu. Buraya ziyaretimizin temel nedeni İskenderun'dan Marmaris'e kadar olan kıyı sahillerimizin yani kıyısal sularımızın su kalitesini Çevre Bakanlığı adına belirlemek. Yani bunun temel hedefi de ülkemizi 2020 Avrupa Birliği standartları seviyesinde su kalitesi sınıflamasını yapacak metodolojiyi geliştirmek. Amacımız Akdeniz'in bütün sularını Avrupalılar da ve bizler aynı standartta, aynı ölçekte bir standart geliştirip, yani bir multimetrik bir ölçü geliştirip bunu tüm sulara uyguladığımız zaman bizim Türkiye suları Avrupa sularına göre, yani Batı sularına göre hangi kalitede? Alarm veren bölgeler varsa buralarda neler yapılması konusunda önceden zamanında ilgili kurumları uyarmak, Çevre Bakanlığı da tabii kendi görevleri çerçevesinde yerel yönetimleri uyararak alarm veren bölgelerde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. Yapılan açıklamalarda Akdeniz'de İskenderun ve Antalya kıyılarında belirgin bir iyileşme olduğunu gördüklerini ifade eden Profesör Doktor Süleyman Tuğrul, Antalya-Marmaris arasına baktığımızda ise kalitenin daha da yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Kaş ve Marmaris arasında çok kapalı koylar var. Bu alanlar çok hassas bölümleri oluşturuyor. Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan kentlerin yerel yönetimlerinin koy ve körfezlerde kirliliğe çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Muğla kıyıları bu bakımdan en kritik noktalar. Bu körfezlere fazla yükleme yapmamak gerekiyor. Balık çiftliklerini bu körfezlerin dışına atmak gerekiyor. Bölgede balık çiftliklerinden kaynaklanan bir baskı mevcut. Bu da denizde turizm faaliyetlerini engelleyen bir faktör diye konuştu. Öte yandan araştırma gemisini ziyaret eden Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, bakanlığın proje verilerinin Marmaris Körfezi'nde yapmış oldukları bilimsel çalışmaların doğruluğunu gösterdiğini vurguladı. Böyle bir bilimsel çalışma, böyle hocalarımızı aramızda görmek de çok önemli bizim için. Onun için çok sevinçliyiz.